Partisi dedi ki benim önerdiğim kısmı Afya'da infaz yasa tasarısında değişiklik öngören tekliften ben vazgeçtim dedi. Saraya da bir teklif gitti bu konuda. Şimdi Türkiye'nin şu an böyle bir infaz yasa tasarısında düzenlemeyle insanları tekrar sokağa, Ravşan affına... Valla benziyor gibi. Çünkü aslında semboller, kelimeler bazı şeyleri ifade eder. Hürriyet'te çıkan bir haber vardı. Buyurun bunu o zaman siz hırsızlıkta, hırsızlıkta baklava kriteri deniyor. Hatırlarsanız Ravşan affının da çıkarılma sürecinde... Yazık işte, bu çocuklara evet, demişti. Baklava çalan çocukların affedilmesi gündemdeydi. Sonra iş çığırından çıktı. Birçok katil, hırsız ya da işte toplumun aslında hapiste tutmasına gerekçe olan kişiler salındılar ve ondan sonra da suç oranları hızlı bir biçimde arttı. Hatta kolluk görevlilerinin şöylesi sözlerini çok iyi hatırlıyorum o dönemde. Ya vallahi biz artık yakalamaktan sıkıldık. Çünkü yani biz yakalıyoruz işte salınıveriyor. Dolayısıyla toplumdaki adalet inancı da ortadan kalktı. Bakın burada çok önemli bir husus var. Bu gözden kaçıyor. İnfaz rejiminin ayrıntıları olabilir ama burada da dediğim gibi sadece duyumlar söz konusu. Burada net bir husus yok. Ben de oldukça yakından takip ediyorum. Çünkü bize de çok sıklıkla sorulan hususlar bunlar. Sadece Adalet Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'na yaptığı bir sunumdan bahsediliyor. Burada denetimli serbestlik süresinin işte 5 yıla çıkarılacağından, koşullu salıverme süresinin arttırılacağından bahsediyor. Bazı suçlar noktasında işte 65 yaştan daha yukarıdaki kişilerin yaşlı olan kişilerin evde ceza çekebilmesi, işte annelerin evde cezalarını çekebilmelerine yönelik bazı sadece palyatif aslında birçok şeyi geri planda bırakan ama devlete karşı işlenen suçlar noktasında da asla affedici olmayan bir düzenleme şu andaki gündemde olan konu. Zaten MHP'nin de zaten herhalde burada biraz çekincede kalmasının sebebi aslında zaten bu işi yapacaklar. Çünkü af eski Cumhurbaşkanımızın Süleyman Demirel'in söylediği bir söz var. İşte diş macununu sıkınca nasıl geri döndürülemiyorsa aynı şekilde af sözü de eğer bir devletin önemli kademelerinde kişiler tarafından seslendirilince bir daha geri dönülemez. Çünkü çok büyük bir beklenti yaratır. Zaten şu anda cezaevlerinin durumu birçok raporda hem Uluslararası Af Örgütü'nün hazırladığı raporlarda hem de Türkiye'de ana muhalefetin hazırladığı raporlarda. Bu çok raporlarda. Önemli söylediğiniz. Yani cezaevlerindeki tutuklu hükümlü sayısıyla ya da bir sıkışıklıkla ya da bir dolulukla ilgili mi bu af kesinlikle, acaba? Kesinlikle. Nedir? Yani orada nedir? Orada çok net bir şey var. Bir kere şunu biliyoruz ki bir kere cezaevlerinde zaten doluluk almış başını gitmiş durumda. Özellikle 2016'dan itibaren neredeyse herkesin içeriye alındığı o kötü darbe girişiminden sonraki dönemde artık iş çığırından çıkmış durumda. Zaten hükümetin karnesi cezaevi yapma sürecinde biraz da müteahhitliğin olması gerekçesiyle herhalde özde 17 yılda 178 yeni cezaevi yapılmış. Hükümet bu konuda oldukça başarılı. 5 yıl içerisinde de şu anda inşaatı devam eden 113 cezaevi daha yapılacak ve yine bunların da yeterli olmaması sebebiyle proje halinde de yine yaklaşık 67 civarında cezaevi projesinin olduğundan bahsediliyor. Bir şey soracağım. Geçen rakamı gördüm ben Adalet Bakanlığı'nın bir yayınında. 240 bin civarında tutuklu ve hükümlü sayısı var. 260 bin civarında tutuklu hükümlü sayısı var. 240 bin civarında cezaevlerin kapasitesi varmış. Yani yaklaşık 20 bin kişi aslında cezaevinde tutamayacaklar. Hmm. Ama odaları kalabalıklaştırıyor. Eski hücre oda sisteminden koğuş sistemine dönmeye çalışıyorlar. 10'lu, 15'li. Ama yine kurtaramıyorlar. Bu sıkışıklıktan haberiniz var mı? Var. Cezaevlerinde şöyle bir durum var. Bunu da birçok hükümlüden, tutukludan duyduğumuza göre. İşte zaten şu anda koğuşlarda yeterli sayıda yatak yok. Yatakları dönüşümlü olarak kullanıyorlar. Yani insanlar işte 12 saat biri yatıyor, 12 saat bir başkası yatıyor gibi çeşitli durumlar var. Ekstra yataklar var, tuvaletin önlerinde kullanılan şeyler var.
Bunun yanında zaten çok ciddi anlamda aslında daha da tehlikeli olan bu hengamenin içerisinde işkence iddialarının çok sıklıkla duyulur hale gelmesi. Bu da çok kötü bir tablo bana göre. Çünkü cezaevleri ne kadar artarsa o kadar rahat hareket edilebileceği de düşünülüyor bana göre. Çünkü o hengamenin içerisinde bu tür iddialar neredeyse geri planda kalıyor. Bu da çok defaatle kullanılan, bir sürü rapora da konu olan bir durum. Ama cezaevlerini boşaltmak gerekçesiyle bir infaz rejimi hazırlanması da ayrıca bir olmaması gereken, düşünülmemesi gereken bir durum. Kaldı ki burada en önemli husus şudur. Af mevzuları, işte böyle infaz rejimindeki değişikliklerde devlet bu kadar eli serbest bir biçimde davranamaz. Çünkü siz kişilere karşı olan suçlarda devletin aslında affedici yetkisi çok sınırlıdır. Hatta bu afla ilgili doktrinde işte çeşitli yayınlarda yapıldığında kişiye değil ancak devlete karşı işlenen suçlarda affın söz konusu olabileceği söz konusu olabiliyor. Yani konuşuluyor ya da böyle olması gerektiği söyleniyor. Şimdi empati yapalım. Ceren Damar dedik, Ceren Özdemir dedik ya da başka kadınlar dedik. Onların aileleri iki gün sonra bu insanların salıverildiğinde nasıl bir adalet duygusuyla devlete olan inançları, yargıya olan inançları ya da toplumun kendisine olan inançlarını şey yapacaklar, koruyabilecekler, bunu gücü bulacaklar. Şimdi ben bunu çok anlamlı buluyorum. Bu tartışmaların sadece kamuoyundaki bir rahatlamayı sağlamaya yönelik olduğunu ama detaylı ve derinlemesine çok da düşünülmediğini görüyorum. Bence eğer devlet bu konuda şey yapacaksa, bir adım atacaksa basın özgürlüğünü dikkate alır, ifade özgürlüğünü dikkate alır, terör örgütü propagandası ya da terör örgütü suçlarında böyle toptancı bir bakış açısıyla hadi bakalım önce biz alalım da sonra sen suçsuzluğunu bize ispatlarsın, masumiyet karinesinin tam aksi bir biçimde hareket eder, yargılamaları devam ettirmez, tutuklamaları engellerse o zaman cezaevleri zaten normal koşullarına dönüşecektir. Ve bir rahatlama olacaktır. O zaman da işte bu toplumun içerisinde bir habis gibi olan olması gereken insanların tabii ki bizden izole edilmesi de sağlanacaktır. Evet, önemli. Peki iki önemli konu var. Biri Anayasa Mahkemesi tarafından bu güvenlik soruşturmasının kalıcı hale getirilmesi iptal edilmişti. Evet. Ve Cumhuriyet Halk Partisi başvuruda bulunmuştu. Ama hükümet yeniden Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği güvenlik soruşturmasını yeniden yürürlükte yani tutabilmek için yeni bir yasa teklifi hazırlıyor. Bu yasa teklifine göre ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevine atanacakların tüm hakkında MİT, Emniyet ve Mahalli Mülki İdare Amirliklerinin güvenlik soruşturması yapacakmış. Bu birimler veri güvenliğine ilişkin mevzuatta gösterilen önlemleri alacak diyor ama... Şimdi burada ben Anayasa Mahkemesi kararını çok değerli buluyorum. Yani hep kötü şeylerden bahsediyoruz, yargıdan çok yakınıyoruz ama Anayasa Mahkemesi son kararlarında ki bu da çok önemli bir karar bana göre, çok değerli insan haklarını da dikkate alır, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmelerini de dikkate alır şekilde bir değerlendirme yaparak bu kanun maddesini iptal etti. Anayasanın 20. maddesinde zaten kişisel verilerin güvenliğini düzenleyen madde var ki bu da yine AKP'nin oldukça desteklediği ve istediği bir maddeydi. Hatta bizim makyaj maddeleri olarak nitelendirdiğimiz ama kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanun kapsamında da anayasadaki dayanağı oluşturan 20. madde bunu düzenledi. Ama bir baktık ki artık bunu tabii ki devlet kamu görevlilerinin alımında oldukça belirsiz bir halde insanları şey yapıyorlar, memur için bütün şartları sağladığını söyleyerek sınava alıyorlar, alındı diyorlar. Ama güvenlik soruşturmasında hayır efendim sizin şöyle şöyle sıkıntılarınız varmış, biz sizi devlet memuru olarak görevlendiremeyeceğiz diyorlar. Anayasa Mahkemesi de tam da burada işte dedi ki siz eğer... Güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırmasına konu edeceğiniz bilgi ve belgeler varsa bunu hangi araçlarla
nasıl yapacağınızı kesin bir biçimde belirtmeniz gerekiyor. Çünkü anayasadaki temel hak ve özgürlükleri ancak siz kanunla düzenlersiniz. İdarenin inisiyatifine bırakacak şekilde düzenleyemezsiniz dedi ve iptal etti. Ama şimdi ben de onu gelirken gördüm. Çok net bir biçimde bu iptal kararını aslında dolanmanın yolunu açıyor bu düzenleme. Ama bu yeni değil. İster hükümet olsun, isterse idareler olsun, yargı kararlarını etkisiz hale getirmek için zaten oldukça deneyimliler. Bu da çok garibime gidiyor benim. Madem o zaman mahkemeleri kapatalım, yargı kararlarını uygulamayacaksak ya da onların çevresini dolanacaksak, o zaman hiçbir anlamı yok yani mahkemelere bizim boşu boşuna para vermemizi, bütçemizden yer ayırmamıza hiçbir anlamı yok. Onları da kapatalım. İstedikleri gibi rahat rahat kararlar, düzenlemeler yapsınlar. Yani bu kadar çok önemli, insan haklarını derinden etkileyen konuların dışında benim kendi davalarımda bile gördüğüm şey şu. İdare mahkemeleri karar veriyor. İdareyi temsil eden kişiler, aa ne güzel karar verdi mi? Ben şimdi bunu yeni bir düzenlemeyle aynı sonuca ulaşacak şekilde tekrardan yaparım. Mahkeme kararı ne oldu? Aman canım mahkeme kararı verilmiş, bitmiş diyorlar. Bakış açısı bu. Çünkü yargıya, yargı bağımsızlığına, yargının tarafsız olmasına veya kararlarının denetleniyor olmasına tahammül edilemiyor. Bu da zaten işte biraz önce verilerini de ortaya koyduk. Ülkenin adalete olan inancının ne durumda olduğunu da görebiliyoruz. Bu yani bir ülkede mevcut parlamenter sistemde sandık yoluyla mevcut sistem içinde iktidara gelmiş bir siyasi anlayışın Anayasa Mahkemesi kararlarını takmaması, anayasayı takmaması. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararlarını takmamak demek, anayasayı takmamak demek. Anayasayı ciddiye almamak demek. Şimdi şöyle yapıyorlar, bu yasa teklifini hazırlayacaklar. Anayasa Mahkemesi'nin bu iptal kararını böyle dolduracaklar. Bu da eğer iptale giderse o süre içinde ne kadar kullanabilirlerse o kadar kullanacaklar bu yasa. Çok haklısınız, aynı fikir. Ama bu böyle bir yöntem olur mu bu? Hani taşıma suyla değirmen döndürmek gibi bir şey bu. İkincisi bu ileride bütünüyle kadroların, bütünüyle çalışan insanların, bu ülkede işbaşı yapan insanların bir şekilde sakatlanması, özgürlüklerinin elinden alınması değil mi? Aynı fikirdeyim. Ben bir de şuna da gerçekten akıl sır erdiremiyorum. Şimdi biliyorsunuz anayasa değişiklikleri yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nin tablosu, üyelik yapısı değiştirildi, üyelik profili değiştirildi, HSK'nın üyelik profili değiştirildi. Aslında özde sadece bir kişiye bağlandı. Cumhurbaşkanı. Mesela Anayasa Mahkemesi'nin 12 üyesini doğrudan Cumhurbaşkanı atıyor. Üçünü Türkiye Büyük Millet Meclisi atıyor. Yine iktidar partisinin çoğunluğuyla, oy çoğunluğuyla. Şimdi böyleyken bile işte bazen onların düşünmedikleri, onların istemedikleri ki hakimlerin de herhalde bu konuda bazı vicdani durumları söz konusu oluyor. Ya biz burada neciyiz diyorlar bence kendi kendilerine. Biraz vicdan karar yapıyorlar. Tabii ki yani en temel şeyde durumda sonuç itibariyle onlar birer hakim. En son kertede de yine anayasaya göre vicdanen karar vermekle yükümlüler. Ve dolayısıyla böylesi açıkça anayasaya aykırı hükümlere de herhalde sessiz kalamıyorlar ki yine tabii ki oy çoğunluğuyla falan geçiyor birçoğu. Ama ona rağmen yine bunu bypass edecek yöntemler aranıyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi bu kadar açık hukuk aykırılıkları belgelerken, hüküm altına alırken, ilam altına alırken bizim sıradan vatandaşların yaşadıkları olumsuzlukları, yaşadıkları hukuksuzlukları bir düşünün. Yani akıl sır ermez. Dün yine bir duruşmada yaşadığım bir tabloyu size aktarmak istiyorum. Yani hakimlerin bakış açısını maalesef olayın ne kadar kötü bir durumda olduğunu göstermek adına bir ceza yargılamasında hakim şöyle sanki bir ortaçağ İngilizisyon mahkemesi gibi ya ben sen anlat da diyor. Nasıl yaptın bunları bir göster diyor. Ne yaptın diyor bana bir anlat diyor. Yani hükmünü açıkça zaten daha öncesinden vermiş ben onu sadece belgeleyeceğim diyor. Böyle bir yargılama, böyle bir bağımsızlık, böyle bir tarafsızlık olabilir mi? Siz şöyle denir, sadece yargının bağımsız olması özde yetmez, bunun olduğunun gösterilmesi de gerekir denir. Ben orada nasıl inanacağım? Onun bağımsız yargıçlık bir yargılamaya. Değil, infaz memurluğu evet, olur. Evet, infaz yani, memurluğu. Bu çok şey. Peki, zamanımız azaldı. Tabii. Bir de bu şeyi merak ediyorum ya. Bu Adalet Bakanlığı geçen hafta
1990'larda yaptı bir arabacılık sınavına bir sınav yaptı. Kıyamet koptu. Haklı olarak. Niye? Yani AKP'nin standart uygulamalarından biri bu iktidarın. Sınav soruların AKP'ye yakın isimlere dağıtıldığına yönelik iddialar başladı. Avukat Celal Ülgen bunu iddia etti. FETÖ zihniyeti iş başında dedi. Ve aracılık sınavına, arabuluculuk sınavına gelen avukatlar şaibi olacağını bilseydik para yatırıp sınava girmezdik diye de sistem etmişler. Bir ülkede hukukla ilgili, yani hukukun önemli bir konusu ya da hukuku savunma anlamında önemli bir görev üstlenen avukatların bile arabuluculuk sınavında eğer soruların cevapları önceden dağıtılıyorsa, hile burada katılıyorsa, sokaktaki vatandaş hakkını nasıl arayacak? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben şunu düşünüyorum. Bu zaten artık olağanlaşmış bir klişe halinde. Çünkü bırakın arabuluculuk sınavını, işte meclisin denetleme yetkisi elinden alındı. Meclisin aslında ya da Sayıştay'ın denetleme yetkisi, kurumları denetleme yetkisi neredeyse alındı ya da yok sayılıyor. Şimdi mesela arabuluculuk sınavı özelinde de konuşmak gerekirse sınav sonuçları, yani doğru cevaplar ve sorular açıklanmıyor. Şimdi siz kendinizin bir sınava girdiğini düşünün. Ben bu soruları acaba doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye kendinizi test etmek isteseniz edemiyorsunuz. Çünkü soru cevapları açıklanmıyor. Açıklanmayınca insanlarda tabii ki böyle şaibeler oluyor. Bunun mantığı da çok garip oluştu zaten. Yani 5000 kontenjanla sınırlanacağı söylendi. Ama bir bakıyoruz ki bu sınava hakimler giriyor, Adalet Bakanlığı'nın bürokratları giriyor, işte devletin üst düzey memurları giriyor ya da aynı şekilde eski milletvekilleri, bakanlar falan giriyorlar. Ama 5000 kişi alınacak. Bunlardan acaba hepsi Ankara'dan seçilirse ne olacak? Ya da kimler belirlenecek bu sınavda? Bu şaibeyi kaldırmak aslında çok basit. Siz açıklarsınız sınav sorularının cevaplarını. Herkesin sınav kağıtlarında, internet ortamında yine açıklarsınız. Bu şaibeyi ortadan kaldırırsınız. Ama Türkiye'de maalesef tüm sınavlarda bir şeffaflık olgusunun eksikliğini görüyoruz. FETÖ'den çok yakındık. Birçok KPSS davasının şahidi oldum. Şimdi ne farkı oluyor? Hiçbir farkı yok. Hiçbir farkı.